Zaman Tüneli. Bir, sekiz, üç. Aha! Yedi, sekiz, üç, yedi. Aha! Leblebi yazdım Mert, leblebi yazdım. Bak, tam yedi harfli. Aferin Hayri. Hesap makinesini böyle faydalı kullanman gözlerimi yaşarttı doğrusu. Hayt! Oldu mu olası matematikle aram iyidir zaten. Hiç bilmez miyim? Vay! Çok yakıştı Mert. Tam zaman yolcusu oldun. Yüzbaşı Mert yakın çağ seyahatinden dönüş izni istiyor. İzin verildi Yüzbaşı Mert. İyi yolculuklar. Kaptan Hayri ortaçağ sefer hazırlıklarına başlıyor. Oo, senin yol epey uzun. Yolcu yolunda gerek Mert. Haydi bana müsaade. Tut ya. Çocuklar? Mumları aldınız mı diye soracaktım. Mumlar burada. Hazır abi. Tamam, sen getirirsin. Kamil neye uğradığını şaşıracak. Bana da öyle geliyor. Heyecandan bayılmasa bari. Merak etme. Ben kendine getiririm onu. Sonra da durumu anlayıncaya kadar... Geçemezsin. Akın? Niye geçemiyormuşum? Bu bölgede çok özel bir araştırma yapılıyor. Değil mi? Arkadaş bir hafta memlekete gidip geldik. Neler olmuş neler. Aa sahi. Deden nasıl oldu Kamil abi? Oho. Bizi karşısında görünce hiçbir şeyi kalmadı. Fırladı çıktı yataktan. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Nerede bizimkiler? Üzgünüm. Bu gizli bilgiyi sizinle paylaşamam. Akın, izin ver geçsin. Araştırmamızın yöneticisi Hayri Bey. Buyurun, sizi bekliyor. Özel araştırmalar, gizli bilgiler ve yönetici Hayri Bey. Sizde bir haller var ama dur bakalım. Zamanımız oldukça kıymetli. Başvurunuz için sorduğum sorulara eksiksiz cevap vermeniz gerekiyor. Başvuru mu? Neye başvurmuşum ki? Burada soruları ancak ben sorarım. Adınız? Kamil ben Hayri. Soyadınız? Bayramoğlu. Anne adı? Semahat. Baba adı? Nuri. Yaşınız? 13. Yani daha yeni 14 oldu. Peki, zaman yolculuğu için herhangi bir engeliniz var mı? Koltuk tekerlek üstü olmazsa iyi olur. Ne? Kutlarım, başvurunuz kabul edildi. İlk zaman yolcumuz olmaya hak kazandınız. Zaman yolcusu mu? Mert haklıymış. Zaman tüneli sayesinde yüzlerce hatta binlerce yıl geriye gideceğiz. İstediğimiz zamana gidebiliyor muyuz? Yol durumuna bağlı. Geliş gidiş kalabalıksa sorun olur. Nasıl yani? Mesela yeryüzünün nasıl oluştuğunu görebilecek miyiz? Hayır. Tıpız. Niye? Ben en çok onu merak ediyorum. Kamilciğim, dünya gaz ve toz bulutuyken biz neyin üzerinde duracağız? O da doğru ya. Sen arkana yaslan ve seçimi bana bırak. Dıt, 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 işte oldu. Bak şimdi heyecanlandım işte. Sen asıl sürprizi bekle. Sürpriz mi? Sürpriz tabii ki. Sıkı tutun bakayım. Sakın yine bayılayım deme. Tıpız. Hmm.
Ve işte bizim zamanımızdan binlerce yıl öncesi. Yok artık. Var artık. İnsanlık için yeni bir dönem başlamak üzere. Ne yapıyorlar ki? Hayri? Ağlıyor musun sen? Yok canım. Böyle canlı canlı görünce biraz duygulandım da. Niye duygulandın ki? Yoksa tanıdık birine mi benzettin? Benzettim evet. Biri taş devrinden komşumuz Akın eli sopalı taş. Diğeri de Hale sert bakan taş. Madem tanıdıklar bir merhaba diyelim değil mi? Dur bakalım Kamil Efendi. Zaman yolculuğu kural bir. Kimseyle konuşamazsın. Tıpkı filmlerdeki gibi. Biz hani önemli bir olaya tanıklık edecektik? Ediyoruz işte. Çok ama çok önemli. Bir şey mi saklıyor onlar? Ne saklaması Kamil? İnsanoğlu tarım yapmaya başlıyor. İnsan eliyle ilk kez tahıllar ekiliyor. Toprak sürülecek, ekinler biçilecek. Dünya yepyeni bir yer olacak. Niye öyle bakıyorsun? Bu olay olmasa belki günlerimiz irmik helvasız, bulgur pilavsız geçecekti. Dur bakayım. Yemeği andın. Hemen karnın guruldamaya başladı değil mi? Yok, guruldamıyor. Hayri, burada işler karıştı. Yok canım. O dönemde gayet sıradan bu olaylar. O zaman biz daha fazla rahatsızlık vermeden... Haklısın. Artık izin isteyelim. Tarihteki hiçbir olay olmadı kolay kolay. Yazı rakam hepsi kitap. Onlarsız eksik hayat. Kağıt pusula ve para. Derken yelken aç suya. Merak ettik ve keşfettik. Bilim doğdu sonunda. Azer mi çözdü cebiri? Sıfıra bir rakam dedi. Musiki ve geometri. Farabi'den etkilendi. Yolculuk epey uzun. Haydi koltuğa tutun. Zamanda yolculuk budur. Aç gözünü biraz düşün. Zamanda yolculuk budur. Aç gözünü biraz düşün. Optikle değişti, Heysem göğe bakınca. Biri reis denizlerde, dünya harita üstünde. Mimar Sinan büyük usta, eserleri her yerde. Tarih bitmez anlatmakla, merakla bak kitaplara. Daha nice gelişmişler, senin keşfini bekler. Ezberleme sakın ola, tek çıkar yol araştırma. Zaten yakışan budur her zaman yolcusuna. Tam tam ta ta. Tam 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 ta ta ta. Tamam yeter. Karnım ağrıdı. Hakkınızı vermek lazım. Çok iyi hazırlanmışsınız. Kamilciğim, sonuçta hiçbir masraftan kaçınmayıp koskoca zaman tüneli yaptık. Dıt 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 dıt. Yok artık. Yine mi gidiyoruz? Gidiyoruz tabii. Sırada çok önemli bir gün var. Uzağa değil. Hemen şuraya canım. Geçen haftaya gideceğiz. Geçen haftaya mı? Öyle. Önemli bir olayın yıl dönümüne. Değil mi? Sıkı tutun bakayım. Sürpriz. Sana bir sürpriz var demiştim.
Sen geçen hafta apar topar memlekete gidince bizim doğum günü hazırlığı boşa gitmişti. Akın'ın aklına zaman tüneli fikri geldi. Büyütmeyin o kadar. Ben de bir kitaptan okumuştum. Duyar duymaz bunu kesin yapalım dedik. Ben öyle zaman, yolculuk filan deyince kendimi kaptırmışım. O da işin eğlencesi canım. Koca zaman tünelini sırf doğum gününü kaçırdık diye çalıştıramazdık tabii. Bu da bizden küçük bir hediye. Tarih kitabı. Hepinize teşekkür ederim. Bugünü hiç ama hiç unutmayacağım. Unutmazsın tabii. Dünyada kaç kişiye zaman tüneli yapılmış? Hadi üfle mumları da ziyafet başlasın. Mutlu yıllar.